Günaydın canlarım. Biz burada okula gidiyoruz, şumpamı oynamaya gidiyoruz. Evet. Günaydın canlarım, nasılsınız? Umarım hadi iyisinizdir. Hadi gidelim, hadi gidelim. Şükürler olsun, ben hadi. İyiyim. Tamam. Hadi. Hazırlandık. Hadi. İki gündür gömeceğim bizi de. Çekim yapamadım doğru düzgün göstermemizi ama. Yoğun günler geçiriyorum arkadaşlar. Görümcem şimdi eşimle birlikte şeye gittiler, mülakata gittiler. Mülakata girecek bugün. Bir saniye. Ne yapıyorsunuz? Biz de işte şimdi hazırlandık, okula gidiyoruz. Hava kaç günlerdir yağmurlu arkadaşlar ve serinledi. O yüzden hırka giydim. Şu şekilde. Gösterir misiniz size ama gömleklerim bayağı bir bol gelmeye başladı. Şuradan boydan gösterebilirsem size. Başarabilirsem eğer göstereceğim ama zaten benim almış olduğum gömlekler genelde hani dar değil ama böyle bol kesim. Şunu kaldırır mısın anneciğim? Hadi bol yapalım. kesim ama şimdi bayağı bir elbise gibi falan durmaya başladılar. Az kaldı arkadaşlar. Birinci hedefe az kaldı. Çok az kaldı yani. O hedefi gerçekleştirdiğimde güzel bir video gelecek. Unutmadım yani. Böyle giyindim arkadaşlar. Altında pembe pantolonum var. Netlemiyor. Pembe pantolonumu giydim, altıma kot pantolonumu. Üzerime de şu pembe gömleği giydim. Aslında çiçekli olanı giydim ama o gerçekten daha kötü oldu. Çok aşırı derecede potluk yaptı. Ya bu da bu şekilde oldu. Yani şu an hırkayla falan kapattım arkadaşlar ama yani şöyle yani çok çirkin durdu yani ama yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Şu an kıyafet alamam. Çünkü istediğim kiloya daha inmedim. İstediğim kiloya indikten sonra yani normalde bu gömlek bana şu şekilde falan oluyordu. Ama şu an bildiğiniz hem boydan hem enden elbise gibi oldu. Ya bu durum evet beni rahatsız ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Ama bir yandan da mutlu ediyor. Şöyle üzerime gömleğimi giydim. Pantolonlarım da bel kısımlarında bayağı fark ediyor ama pantolonlarım hep çok böyle dar kesim olduğu için ister istemez mesela bir posta yıkadığımda giydiğimde vücudumun şeklini alıyor. Onlarda çok sıkıntı çekmiyorum. Ama üstlerde bayağı sıkıntı çekeceğim gibi geliyor. Özellikle şimdi kış geliyor artık. Kazaklar falan nasıl olacak bilmiyorum. Ama olsun yeter ki kilo verelim. Şöyle üzerimde kenarları şöyle detaylı bir hırkam var. Bu hırkayı annem bir tane kendine bir tane de bana geçen sene miydi? Elsıva'dan almıştı. Bu hırkayı gören herkes çok beğeniyor arkadaşlar. Ve ben de inanın çok beğeniyorum. Şu şekilde siyah simli. Böyle hazırım. Çınarın üstünü giydirdim. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görümcemi geçirdim şimdi. O gitti. Ben pazar gününe kadar doğru diye düşünüyordum. Ama yarın iş olduğu için gitmek istedi. O bugün gitti. Ben de yemeklerimi falan yaptım. Fırında kızartma verdim fırına. Patates, kabak, biber, soğan falan işte karıştırdım hepsini. Fırına verdim. Bir de çorba yaptım arkadaşlar. Böyle. Çorbam da pişti. Yanına işte bir salata, yoğurt falan. O şekilde tüketeceğiz. Evi falan süpürdüm, toparladım. Ondan sonra acaba çamaşırlarımı yıkadım. Çınar'ın çamaşırlarını daha doğrusu. Tam dışarıya asacaktım. Yağmur başladı. Ondan sonra balkona çamaşırlığa asmaya karar verdim. Yağmur kesildi ve güneş çıktı. Bu kadar da bahtsızım. Böyle oturuyorum. Başka bir şey yapmıyorum yani. Böyle Çınar uyandığı zaman falan ona bir çorba içiririm. Karnım doyurur. Sonra ona bir parka doğru götürmeyi düşünüyorum. Bakalım. Okul çantası falan almayacaktık ama halası sağ olsun para verdi. Dedi, yenge dedi hani vakit bulamadık alamadık. Ben sana bırakayım. Sen benim adıma hani Çınar'a okul çantası alsan yeni dedi. Bir tane okul çantası alacağım Çınar'a. Arkadaşımın kırtasiyesinden alacağım zaten. Orada modelleri falan var beğendim. Onun için bir de ayakkabı al dedi. Bir de ayakkabı bakacağım, alacağım. Bakalım. Çamaşırlarımı falan da serdim böyle dışarısı bu şekilde. Buraya serdim arkadaşlar. Çınar'ın çamaşırlarını yıkadım. Böyle Çınar'ın çantasını falan keşke yıkamasaydım ama neyse yıkamış bulundum. Temizdi aslında ama tekrar okula başlayacak diye yıkamıştım. Yeni çantada alacak olunca artık onu farklı yerlerde kullanırım eskiyi. Yeni olanı da okulda kullanırım. Suluğunu falan yıkayacağım işte. Ondan sonra zaten malzemeleri, kırtasiye malzemelerin hepsini etiketleyip verdim. Sadece temizlik malzemeleri kaldı arkadaşlar. Onları da alınca vereceğiz.
Market alışveriş videosu gelecek. Yarın ayın 15'i sanırım. Öyle olsa gerek. Market alışveriş yapmam gerekiyor. Market alışveriş yaparız. Market alışveriş videosu gelecek. Ama bu videoya ek mi yaparım, ayrı mı atarım bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu kısa bir video oldu. Böyle. Öpüyorum sizi şimdi. Görüşürüz. Arkadaşlar, oturma odasına geçtim. Şimdi yorumlarınızı okudum. Anca okuyabildim, cevap verebildim. Hemen aklımdayken birkaç bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra unutuyorum çünkü söylemeye. Birincisi, birkaç arkadaşım tabii ki güzel bir şekilde yorum yaparak terliklerime neden terlikle hani geziyorsun, neden terlikle gittin toplantıya gibisine yorum yapmışlar. Teşekkür ediyorum çünkü çok güzel, hani kötü bir dille değil tatlı bir dille söyledikleri için. Şöyle söyleyeyim, gerçi yorumda da yazdım ama yine de söylemek istiyorum. Arkadaşlar, ben Edremit'te oturuyorum. Dört bir yanım deniz yani. Hani denizlik bölgede, tatillik bölgede oturuyorum. Bu birincisi. İkincisi, yani bütün yaz neredeyse burada erkekler de kadınlar da genel olarak %90'a terlikle takılıyor arkadaşlar. Ya sandalet ya terlik. Bu tarz şeylerle takılıyorlar. Hani burada kimsenin kimseye tuhaf kaçmıyor yani terlik giyilmesi. Benim arkadaş ortamımda da öyle. Yani böyle işte pulludur, tüllüdür, süslüdür, süssüzdür, fark etmez yani, hep terlikle yani, parmak arası terlik falan. Hep mesela normal kıyafetimizi giyip altımıza terlik giyip çıkıyoruz yani, buralarda çok tuhaf kaçmıyor. Mesela şöyle söyleyeyim, ben normalde aslen Eskişehirliyim. Eskişehir'de mesela yazın gittiğimde orada terlik giydim ama orada biraz böyle kendimi kötü hissettim. Neden? Çünkü çok fazla terlik giyen insan yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Biraz tuhaf hissettim kendimi. Böyle bir hani sanki böyle farklı gibi hissettim. Ama benim burada oturduğum yerde arkadaşlar herkes terlikle takılıyor yani. Yaşlısı da, genci de, kadını da, bayanı da, çocuğu da, erkeği de terlikle takılıyor. Bütün yazı neredeyse terlikle. Ben artık sandaletlerimi giymeyi bile özledim yani. Sandalet giymek bile o kadar zor geliyor ki. Hep terlikle takılıyoruz. Hatta neredeyse ayakkabıcıların çoğunda kapının önünde bakarsanız mesela, bir gidersiniz gezmeye ayakkabıcılara, o kadar şık terlikler var ki, o kadar şık terlikler var yani. Hep simli, pullu falan, süslü. Çok güzel şık terlikler var. Hani burada terlik giyip de okula gitmek veya toplantıya gitmek veya farklı bir yere gitmek abes veya tuhaf bir şey değil arkadaşlar. Önce bunu söylemek istedim. Hani sizden de işi rahat etsin. Sizlere de hak veriyorum. Hani kiminiz İstanbul'da oturuyor, kiminiz farklı yerlerde oturuyor. Hani oralarda böyle bir şey yoktur. Tuhaf kaçıyor olabilir. Kimisi terlik dedi mi sadece hani böyle bir bakkala gidip gelerek giyer veya ne bileyim denizde falan. Bizde öyle değil arkadaşlar. Ben buraya taşındığımdan beri burada full yani her yaz herkes terlik giyiyor. Ben de terlik giyiyorum yani. Böyle. Başka ne, bir konuya da değinecektim. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Ha, Çınar'a çok soran olmuş. Çınar geçen sene 3 yaş grubuydu arkadaşlar. 3 yaş grubu kreşe gönderdim. Bu sene de 4 yaş grubuna gidiyor. Seneye ana sınıfına başlayacak. Ama bu okulda göndermeyeceğim arkadaşlar. Devam ettirmeyeceğim. Birinci sınıfa hangi okulda okuyacaksa o okulun ana sınıfına göndermek istiyorum. Adapte olsun, alışsın okuluna, öğretmenine, belki aynı arkadaşlarıyla birinci sınıfa başlasın gibisine. O şekilde düşündüğüm için öyle yollayacağım. Bu sene de 4 yaş grubuna gidiyor. Kırtasiye malzemeler arkadaşlar listemizi elimize veriyorlar. Listede ne geçiyorsa, ne yazıyorsa onları gidip biz kırtasiyeden satın alıyoruz. Hani kafamıza göre aldığımız bir şey yok. Kafamıza göre aldığımız şeyler şöyle. Suluğudur, çantasıdır, kalem kutusudur. Eğer hani eskiyse veya tekrar yenilemek istiyorsanız o şekilde onları alıyorsunuz. Ama diğer almış olduğum bütün malzemelerin hepsi kırtasiye listesinin içerisine geçen malzemelerde. Sonra başka neye değinecektim? Bakın şimdi öyle unuttum yani. Ha, kiloyu çok soranlar var. Çok teşekkür ediyorum. Evet, zayıfladığım belli oluyormuş. Teşekkür ediyorum tabii ki de. Ama arkadaşlar, dediğim gibi kendime de bir söz verdim. Sizlere de bir söz verdim. Hani ağzımdan çıktı zaten böyle bir şey. Bir 5 kilo kaldı. Bir 5 kilo daha verdiğim zaman birinci hedefime düşmüş oluyorum. Birinci hedefime düştükten sonra arkadaşlar güzel bir video gelecek. Sadece kilo ile alakalı muhabbetle güzel bir video gelecek. Samimi bir şekilde her şeyi anlatacağım. Neler yaptığımı, ne yediğimi, ne içtiğimi hepsini anlatacağım. Tek özel bir video olacak o. Hatta işte güzel de bir başlık alacağım o video. Hani kilo verme dönemim birinci hedef gibisine. Ve sonra ikinci hedefimi de gerçekleştirdiğim zaman zaten artık ondan sonra vermiş olduğum kiloda
sabit tutmaya çalışacağım. O şekilde devam etmeye çalışacağım. Allah nasip kısmet ederse inşallah. Bir konu daha. Başka ne vardı? Başka ne vardı? Şu an hatırlamıyorum başka. İnanın hatırlamıyorum. Başka ne vardı? Ha, mutfakta çekim yapma. Birkaç arkadaş da ondan sanırım mutfakta çekim yapmaktan sıkılmış olanlar var aramızda. Saygı duyuyorum arkadaşlar ama yapacak bir şeyim yok. Neden yapacak bir şeyim yok? Yani mutfakta vakit geçirdiğim zamanlarda video çekiyorum. Neden? Çünkü genelde işte bulaşık yıkarken, mutfak temizliği yaparken veya yemek yaparken videolar çekiyorum. Onu da mutfakta çekmek zorunda kalıyorum. Zaten normal temizlik yaptığım zamanlarda da evin diğer taraflarında çekiyorum. Salonumu da hala görmeyen arkadaşlar var. Sadece burası olduğunu düşünenler var. Sadece burası da olabilir ama ayrıca salonum var arkadaşlar. Defalarca ev turu videoları çektim. Hani orada da bulabilirsiniz. Ev turu videolarımdan görebilirsiniz zaten. Onu da öyle söyleyeyim. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Başka gerçekten gelmiyor. Şu an aklımda olan tek şey gerçekten üst kıyafete ihtiyacım oldu. Daha yani bu kadar kilo vermişken bile üstüme giymiş olduğum gömlekler. Yani bugün tam 3 tane gömlek değiştirdim arkadaşlar. Çiçekli pembe gömleğimi giydim. Gerçekten aynadan baktım. O kadar kötü oldu ki. Ya o kadar kötü oldu ki anlatamam size. Çok çirkin durdu. Yani tamam, dar olan kıyafetler daha sıkıntılı kötü ama gerçekten bol, çok bol kıyafet de insana çok kötü gösteriyor. Bildiğin elbise gibi, etek gibi falan oluyor yani. Onu çıkardım, sonra gittim diğer pembe gömleğimi giydim ki diğer pembe gömleğimi, bugün giymiş olduğum gömleği de daha yeni almıştım yani. Yeşil bir tane de o pembeyi yeni almıştım. Yazın almıştım. Bilmiyorum, çok bol geliyor. Artık ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Şu an çünkü alışveriş yapmak istemiyorum. Allah'tan kış geldi. İşte kazaklarım falan, geçen sene almış olduğum kazaklarım falan da hep böyle hani bol kesim kazaklar. Böyle dökümlü. Ben çünkü o tarz giymeyi seviyorum ama şimdi bir de onları giydim mi iyice böyle boldurursa ne yaparım ne ederim bilmiyorum arkadaşlar ama kararlıyım yani. Şu an alışveriş yapamam. Şu an daha şimdiden alışveriş yaparsam tamamen hedef olan kiloma düştüğümde tekrar alışveriş yapmam gerekiyor ve bu benim için sıkıntı olacak. O yüzden şu an alışveriş yapamam arkadaşlar. Elimdekilerle idare edeceğim. Yeri gelecek çok bol kıyafet giyeceğim. Yeri gelecek çirkin duracak ama bir şekilde düzeltip yaptım yani. Bir ara ya bugün şeyi düşündüm işte, acaba dün gömlekleri falan terziye mi versem falan, daralttırsam mı dedim. Ama sonradan da düşündüm şöyle yani, terzi masrafına mı acıyacaksın, çektiğin çileye mi acıyacaksın? Yazık, günah bir de yani, ne bileyim. Yarın bir gün belki hamile kalırım, o zaman giyerim. Veya evde giyerim. Veya ne bileyim, ihtiyacı olan birilerine veririm. Veya anneme falan veririm. Annem falan giyer. Böyle arkadaşlar yani. Benim gömleklerimde zaten annemin gözü vardı. Hiç olmadı anneme veririm, o giyer. Ya da ayırırım birkaç tane, evde falan giyerim ama gerçekten bayağı bir bol olacağını tahmin ediyorum. Yani günler geçtikçe, ilerledikçe. Şu an mesela verdiğim kilo belli ama arkadaşlar o verdiğim kilodan iki kat daha fazla verdiğimi düşünüyorum. Çünkü sporun gerçekten çok faydası var. Neyse, bu konulara girmeyelim. Böyle hava açtı, biraz güneş çıktı. Şimdi Çınar'ı şey yapacağım, götüreceğim. Birkaç işim var çarşıda, oraya gideceğim. Ondan sonra cama şey yapacağım. Çınar'ı parka götüreceğim. Biraz onu oynatırım, eve geliriz. Yemek saati geliyor zaten, yemek yeriz. Ondan sonra da işte bugün nasıl olacak bilmiyorum. Böyle bir gün geçiriyorum. Yani kilo vermek çok güzel bir şey ama arkadaşlar, dediğim gibi hem dolaptaki kıyafetlerden dolayı biraz insan stres ediyor, böyle sinirleniyorsunuz yani. Altınızda tamam hani kot oluyor, her türlü giyiyorsunuz ama üstünü giydiğin zaman yani böyle çok boldurduğu zaman insan böyle yani şey oluyor, ne bileyim, böyle daha değişik, böyle hani vücuduna uyacak şeyler giymek istiyorsun ama işte bunlar da hemen olmuyor. Bir de tek biraz birkaç kişi yüzümün çöktüğünü, bozulduğunu falan söylemiş. Aslında bana pek öyle hani gelmiyor ama
Sizce nasıl hani, çünkü o kadar yüzüm çökecek kadar aşırı derecede bir kilo vermedim daha. Kaç kilo verdim? Neyse, bunu da sonra söyleyeceğim. Şimdi söylemeyeceğim. Çatlatacağım sizi. Böyle arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum şimdi. Kapatıyorum canlarım. Çınarı falan giydireyim. Ondan sonra kendim de üstüme bir şeyler çekeyim. Ondan sonra parka gideceğiz. Görüşürüz. Gözlerimin altı morarıyor. Görüşürüz. Canlarım merhabalar. Akşam oldu. Yeni bir video çekiyorum. Şimdi markete gittik geldik. Bugün biraz yoğun bir gün geçti. Ev sahibim falan geldi ziyarete. Toplantı vardı. Onlarla falan görüştü. Akşam yemeğini aldım ben de. Akşam yemek falan yedik. Ondan sonra ev sahibimiz gitti. Öyle mutfağa falan topladım arkadaşlar. Biraz balık muhabbet, yani balık kızarttık. O yüzden malum mutfak işleri bayağı bir uzun sürdü. Sonradan markete gittik. Market alışverişi yaptık. Şimdi geldik. Anca şimdi gelebildik. Market alışverişini sizlere göstereceğim. Yerleştireceğim ve dinlenmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok yorgun hissediyorum. Bugün kendimi, yarın da artık okula gideceğiz yani sabahtan. O yüzden dinlenmem gerekiyor. Bir marketten, vaiz bir marketten yaptık arkadaşlar alışverişi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. BİM'de de evet fark ettim zamları ama Anne? A101'de, efendim anneciğim. Ne oldu? A101'de arkadaşlar gerçekten çok zamlanmış her şey. Hakikaten çok şaşırdım. Ay. Şimdi saçımlara bastırıyorum. A101'den şöyle, ya çok markete dikkat etmedim arkadaşlar bu sefer. Marketten bunu Biraz da alacak. ağrım vardı. Ben göstereceğim anneciğim biraz sonra. O yüzden çiçeğin markasının şeyini Ama ben aldım. de bundan yemek istiyorum bir tane. Tamam, vereceğim şimdi. Dur ben açarım. Yırtma. Ben açarım, yırtma. Ben açarım, yırtma oğlum. Yırtma, ben açarım anneciğim. Ver. Şimdi yiyeceğim. Al. Şuna. Başka da abur cubur yok. Bir tane şey aldım. Ya bu tripod arkadaşlar, şu şurası bozulmuş. Sürekli yamuluyor. Yamuk gösteriyor olabilir. Bir tane çiçeğin markasının yağ çözünü aldım. Bir tane yine bu çiçeğin markasının bulaşık deterjanını aldım. Şundan memnun kaldım arkadaşlar. O yüzden bundan bir tane daha aldım. Fırın temizleyici. Hem fırınımı çok güzel temizledi, hem de sürekli ocağı silerken kullanıyorum. Hem daha pratik oluyor. Diğerini de bitirdim çünkü bitti. Eşim diyor ki deterjanları biraz üzerinde kullan. Çünkü A101'den sadece deterjan aldık. Sırf 90 lira para ödedik yani. Gıdaya daha az ödedik. Çünkü gıda ihtiyacımız çok fazla yok ya. Biraz sonra göreceksiniz zaten arkadaşlar neler aldığımı. Bir tane çamaşır suyu aldım. Bu A101'den aldıklarım arkadaşlar. Hepsi 90 lira tuttu yani. Çok saçma değil mi bence? Mesela bu Domestos 6 liraydı. Bu da 4,95 miydi? Öyle bir şeydi. Ve çok da alışveriş yapma isteği yoktu içimde. O yüzden bilmiyorum yani ne kadar mantıklı alışveriş yaptık da. Bir tane streç aldım arkadaşlar yine A101'den. Bir tane Blendax'ın şampuanını aldım. Bir tane Colgate diş macunu aldım. Bu sefer bunu aldım. Kırmızı white olanı aldım. Optic white olanı aldım. Bakalım. Buzdolabı poşeti aldım arkadaşlar. Yine A101'den. Ne aldım? Ariel mi? Alo mu? Alo herhalde. Alo'nun toz deterjanını aldım arkadaşlar. A101'den. Sonra okullar açıldı malum. Sabahları çınarın ekmeğini sürmek için falan çikolata aldım şöyle. Torkun'un, daha doğrusu ben almadım. Eşim almış bunu. Torkun'un çikolatasını almış. Bir tane şöyle Kinder süt dilimi almış Çınar kendine. Bir de 10 lira üstü alışverişlerde şu 5 liraya düşüyordu. İçinde 10 tane vardı. Nesle'nin Crax mı? İşte şu çikolata var ya arkadaşlar, bundan. Bunu da atıverdim sepete. Çünkü Çınar malum abur cubur. İstediği zaman en azından bir tane çıkarıveriyorum içerisinden.
Yani A101'den almış şampuanlarım, bir de toz deterjanım var. Bunlar arkadaşlar bu kadarcık şey 90 lira tuttu. Bence yani çok abartı geliyor bana. Ama gerçekten abartı. Şimdi bir marketten ne aldım onu göstereceğim. Bimden arkadaşlar Dost'un yoğurdunu aldım. Kusura bakmayın, gerçekten biraz halsizlik var üzerinde. Bu halsizlik birkaç gündür var üzerinde arkadaşlar. Ondan dolayı da çok video çekemiyorum. Lütfen özür diliyorum. Bir tane bulgur aldım. Şöyle 3 paket arkadaşlar süt aldım. Yine Dost'un. Şöyle bir paket tavuk aldım arkadaşlar. Bulunsun evde diye. Bir de balık bana ağır geldi herhalde akşam. Onun da böyle bir mide bulantısı var. Çok kötü bir baş ağrısı, halsizlik. Dokundu mu bilmiyorum yani. Sonra Bim'den arkadaşlar şu şampuan aldım Çınar'a. Geçen ay da ondan almıştım herhalde. 2 ay önce mi almıştım? Bitti, kullandım. Çok memnunum yani, hiçbir sıkıntı yok. Bir arkadaş memnun kalmamış da gözlerini yaktığını söylemiş. Hani küçük bebeklerde bilmiyorum. Ben Çınar bebekken Nivea'nınkini kullanıyordum arkadaşlar. Ya da işte Nivea'dır, Dalin'dir. Ondan sonra hangisi indirime girerse onlar alıyordum ama bu Bim'den falan hiç almamıştım. Genelde mavi Nivea ya da Dali kullanıyordum. Ama şu an zaten hani böyle bir bebeklik durumu olmadığı için ben bazen normal şampuanla bile yıkadığım oluyor yani. Kayınvalidemlere falan gittiğimde olmuyor. Kapat oğlum gözlerini diyorum, yıkıyorum, sıkıntı olmuyor. O yüzden bundan memnunum yani. Sonra Çınar geçen gün reklamda görmüştü, istedi. Bir tane şundan aldım. Coco Pops mu diyorlar, ne diyorlar? Sütün içine katılıyor. Eşim künefe aldı arkadaşlar. Künefe istiyormuş canı. Ama bugün biraz dediğim gibi rahatsız olduğum için bugün yapamayacağımı söyledim. Ona yarın yapacağım, nofuz atacağım. Bunun içinde 2 tane oluyor arkadaşlar. Daha önce de biz bundan çok fazla tüketiyorduk. Gayet lezzetli, güzel. Eğer güzel bir şekilde tarife uygun yaparsanız çok lezzetli oluyor. Önceki videolarımda da yapılışı var yani. Sonra yine bir tane şu gofretten aldım. Bunlar abur cubur olmadığı zaman falan en zor anında Çınar'ı açıp eline verebileceğim şeylerden bir tanesi. Şöyle Eti Post 3 tane almış babası. Babamız çekirdek almış kendine, şöyle siyah Simbat'ın. Bu abur cuburların içerisinde sadece bana ait olan şu arkadaşlar. İkili yoğurt aldım, meyveli yoğurt. Canım çok tatlı bir şey istediğinde yiyorum ama geçen aldığımı yemedim bile. O da yarısı kalmış, büyüklerden almıştım. O yüzden şimdi bir de küçük aldım arkadaşlar. Büyük olandan almıştım. O da unutmuşum gitmişim diye yemedim de bozulmuş, atmak zorunda kaldım. Bir tane daha Eti Post çıktı. Bir tane çilekli süt. Sonra böyle bir de boğazlarım ağrıyor. Havalardan mı? Ay amma şikayet ettim kendimi ya. Bir tane Dost'un süzme peynirini aldım. Biraz uzun zamandır yemiyordum arkadaşlar. Vardı aslında dolma ama yemiyordum. İki gündür yiyorum. Tekrar böyle bir damak tadıma uydu. Hoşuma gitti. O yüzden tekrardan bir paket aldım. Zaten bu bir paket peynir bana bir ay falan gidiyor yani. Belki bir aydan fazla bile diyebilirim. Şöyle tam tahıllı alacaktım, tam buğday alacaktım ama tam buğday kalmamış. Ben de şöyle kepekli aldım ekmek. Ekmeği de kahvaltıda tüketiyorum zaten. Bu ekmek de bana uzun zaman gidiyor. Şöyle Bim'de yeni fark ettim herhalde. Ben zaten kahve uzun zamandır almadığım için yeni fark etmiş olabilirim ama Bim kendi markasının sütlü köpüklü kahvesini yapmış, çıkartmış. Ben de 3 tane aldım şöyle arkadaşlar. Kahve tüketmiyorum ama
bazen çok canım istediğinde, gerçekten çok çok canım istediğinde yapıyorum. Dün akşam çok canım istedi, yaptım. İkisi bir arada. İnanın arkadaşlar, içemedim. Gerçekten içemedim. Yani koca kupaya yaptım. Bir yarısını içtim, yarısını içemedim ve çok büyük bir zevkle içmedim. O yüzden şunları merak ettiğim için belki bir ara içerim, bulunsun evde diye aldım. Burada da makarna alayım mı dedi. Yakup, ben de atacak sandım. Yani inanın neredeyse şu alışverişi çoğunu Yakup yaptı diyebilirim yani. Ben ona dedim şunu al, şunu koy, bunu koy. Halsizlik var üzerinde. Bir tane de şöyle makarna, boncuk makarna. Bir de evde her şey var arkadaşlar. Gerçekten et var, kıyma var. Ondan sonra acaba işte sucuğum var, kaşarım var. O yüzden bu ay içerisinde çok parça güncel alışveriş yaptık. Zeytin falan zaten hep kendimiz yapıyoruz. Bidonlar da var. Olduğu için ihtiyaç olanlar bunlardı. Bunları aldık. Son bir poşetim daha kaldı. Şöyle buz gibi ayran aldım arkadaşlar. Hatta biraz sonra böyle bir bardak içmeyi düşünüyorum. Seviyorum. Dostun ayranını çok seviyorum. Daha doğrusu ben ayranla aram iyidir yani. Seviyorum. Zaten farklı bir şey de içemediğim için. Gazlı içecekler falan yasak. Çay, kahve yasak. Başka da bir tercihim yok yani. Tercihim diyorum. Ne derler. Başka bir şey alma imkanım da olmadığı için. Buzda peçetem bitmişti. Kaç günlerdir peçetesizdim arkadaşlar. Sonunda aldım. Bir tane takacağım şimdi de. Allah sonra onu tepeye kaldıracağım. Ablaları Çınar'ın yeni çantası. Çanta almayacaktık ama aldık. Bunu beğendi arkadaşlar. Arkadaşımın kırtasiyesinden aldık. Lisanslı. Burası çizilmiş mi? Yok, öyleymiş. Şu şekilde şuraya da üzerine ismini yazdık. Çünkü bir arkadaşı da daha var. Karışmasın diye. Şöyle kenarları şu şekilde fileleri var. Şöyle bu tarafında da. Yani suluk yeri. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Sapları. Hakan çantanın. Şu arka sırt kısmı falan bayağı kalın, güzel. Bakalım bu sene bunu kullansın. Seneye de kullanmasını istiyorum. Seneye de ana sınıf olacak çünkü. Ondan sonra ilkokulda artık büyük çanta alacağız mecburen. Şöyle önde bir gözü var. Açamadım. Şu şekilde. Burası kabartmalı arkadaşlar. Şuraya ıslak mendillerini koydum. Şöyle 3 tane ıslak mendil var küçük. Okul için de zaten ayrıca ıslak mendil alacağız büyük. Üst kısmı da şöyle çift fermuarlı. Burası da böyle arkadaşlar. Burada içerisinde suluğu var. Şu şekilde suluğu var. Bunu da yazdık ismine. Bu CD kalemleriyle yazdı Özlem üzerine. Karışmasın diye. Çünkü bu suluktan da 3-4 öğrenci de var. İçerisinde de yedek çamaşırları var arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Bir tane de poşet var içerisinde. Poşet de koymamın sebebi bir şey olduğunda, ıslandığında falan kıyafeti poşetin içine koysunlar ki içerisindeki kuru kıyafetler ıslanmasın diye. Yani çantamız bu şekilde. Ben çok beğendim. Rengi falan da çok hoş. Ben tenli. Çınar da çok beğendi. Bir tane de Mickey Mouse vardı. Ben onu da beğenmiştim ama Çınar bunu istedi. Bunu beğenince bunu aldık. Bu markanın çantalarını kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli oluyor. Bu şekilde çantamız. Alışverişim benim bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur diyeceğim ama videonun alışveriş kısmını pek beğeneceğinizi zannetmiyorum. Çünkü gerçekten suratsız bir Çağla gördünüz. Halsiz, bitkin, yorgun bir Çağla gördünüz. Bilmiyorum, hem havalardan biraz boğazlarım ve kulaklarım biraz kötü. Üzerinde bir halsizlik var arkadaşlar böyle. Nasıl bir halsizlik bilmiyorum yani. Ayakta bile dikilesim yok. Böyle çok uykum var. Uyumak istiyorum yani. Böyle. Havalardan böyle bahar havalarında, sonbahar havalarında, kışa girerken, yaza girerken oluyor. Bende genelde böyle şeyler oluyor. Hamile misin falan demeyin. Hamile falan diyelim arkadaşlar. Bundan eminim yani. Değilim. Evet, ben bunları yerleştireyim. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Ne kadar uzun bir video oldu veya ne kadar kısa bir video oldu inanın bilmiyorum arkadaşlar.
Ama videomu sonlandırmak ve bir an önce size atmak istiyorum. Bugün atabilir miyim bilmiyorum. Bugün günlerden pazar. Bugün atsam bile büyük ihtimal yarın açarım videoyu. Siz pazartesi günü izlemiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sakın benim gibi hasta olmayın. O kadar dikkat etmeme rağmen neden böyle oldu bilmiyorum. Hava değişikliğinden falan da olabilir. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun. Benimle olun canlarım diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Öpüldünüz hepiniz. Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim. Birinci hedefime ulaşmama sadece 4 kilo kaldı arkadaşlar. O 4 kilo da gittikten sonra birinci hedefime ulaşmış oluyorum ve bomba videomuz geliyor. Sabredin. Çok az kaldı.